Herkese merhaba, ben Doktor Burak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 mezunuyum. Bir eğitim araştırma hastanesinde genel cerrahi kliniğinde asistan olarak görev yapmaktayım. Bugün tıp fakültesine girdikten sonra gerekli olan, kullandığımız bazı şeylerden bahsedeceğim. Bunlardan birisi beyaz önlük. Tıp fakültesine girdikten sonra pratik derslerinde, özellikle stajlarda ve internlik dönemlerinde kullanacağımız şeylerden bahsedeceğim. Fakülteye adım atar atmaz elinizde olması gereken şeyler değil. Zamanla dersler, stajlar ilerledikçe neyin ne zaman lazım olacağını zaten anlayacaksınız. Ve almanız gerekecek. Tabii en güzeli bunların size hediye olarak gelmesi. Bunlardan birisi beyaz önlük. Beyaz önlük fakültelerin açılışlarında beyaz önlük giyme törenleri yapılır. Ve fakültelerce öğrencilere genellikle hediye edilir. Bizim Cerrahpaşa'da bize beyaz önlük ve stetoskop hediye etmişlerdi. Pratiklerde, stajlarda, polikliniklerde önlük giyilerek dersler yapılır. Hastaların olduğu yerlerde önlük giymek bir zorunluluktur. Fakültenin en başından beri bende olan tek şey beyaz önlük. İlerleyen dönemlerde çokça önlüğümü kaybettim kütüphanede, orada burada. Ama sonradan tekrar tekrar satın aldım. Satın almak zorunda da kaldım. Olmazsa olmazlardan biri de stetoskop. Piyasada kaliteli ve kalitesiz stetoskoplar var. Belki de bir ömür kullanacağınız bir şey. Alırken cimri davranmamak gerekiyor. Ucuzuna kaçmamak lazım. Çünkü bir ömür kullanılacak. Ben cerrahi hastan olarak pek kullanmıyorum ama bazen bağırsak sesleri dinlemek için lazım olduğu anlar oldu. Stetoskop ne işe yarar? Özellikle akciğer sesleri dinlemede, kalp sesleri dinlemede işe yarar. Kalpte üfürüm var mı? Akciğerlerde ral var mı? Bu tarz şeyleri duyabilirsiniz. Fakültede arkadaşlarımız toplu halde almışlardı. Böylece daha ucuza gelmişti. Bana ikinci sınıftayken hediye olarak gelmişti. O meşhur markadan. Ama ben dördüncü sınıfta, stajlarda, özellikle dahiliyede ilk kullanım fırsatım oldu. Stetoskopların böyle pediatrik ve kardiyolojik olanları var. Onları almanız şart değil. Pediatri stajındasınız diye illa pediatrik stetoskop almanız gerekmiyor. Ya da kardiyolojideyken kardiyolojik almanız gerekmiyor. Klasik bir tane almanız yeterli olacaktır. Gelelim scrubs meselesine. Scrubs da alt üst takım forma, bir çeşit renkli forma. Hastane çalışanları, hemşireler, doktorlar genellikle scrubs giyerler. Uzun çalışma saatlerinde, nöbetlerde oldukça rahat edersiniz. Çeşitli renklerde scrubs'lar var. Cerrahi asistanları özellikle beyaz giyerler. Ameliyathanede yeşil scrubs giyerler. Scrubs alırken rahat ölçülerde scrubs almaya çalışın. Dar almamaya çalışın. Çünkü nöbetlerde, uzun çalışma saatlerinde oldukça rahat etmeniz gerekiyor. Scrubs alırken hangi renk alacağınıza dikkat edin. Çalıştığınız klinikte diğer arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Ya da hocalarınıza sorabilirsiniz hangi renk almanız gerektiğini. Çünkü bazı renkler her klinikte kullanılmıyor. Örneğin ben genel cerrahi kliniğinde biz sadece beyaz forma giyiyoruz. Beyazın dışında giymek yasak. Ameliyathanede de yeşil giyiyoruz. Onun dışındaki renkler yasak. Beyaz formanın kötü bir yanı kumaşının alpaka kumaş olması. Çok sert bir kumaş, yumuşak bir kumaş değil. Pek rahat edebileceğiniz bir kumaş değil. Ben ilk scrubs'ımı internlük zamanımda almıştım. Acil serviste, nöbette ilk kullanmıştım. Daha sonra dahiliyede, pediatride, nöbetlerde çok işime yaramıştı. Diğer giydiğimiz şey ise terlik. Terlik deyince ve hastane deyince zaten artık özdeşleşmiş bir marka var. Herkesin aklına o geliyor. O markadan alabilirsiniz. Kaliteli bir terlik. Eskiden sabo terlikler vardı. Üstü kapalı. Böyle delikli delikli. Onlar da güzel terliklerdi. Tabii terlik giymek de şart değil. Spor ayakkabısı giyebilirsiniz. Amaç burada sizin rahat etmeniz. Neyi de rahat ediyorsanız onu giyebilirsiniz. Ben fakülte yıllarımda terlik hiç almadım. Spor ayakkabısı hep giydim. Terliği asistanlık döneminde aldım. Asistanlığın başlangıcında aldım. Keşke fakülte yıllarından alsaymışım. Çünkü sürekli kullandığımız bir şey. O zamandan almadığıma pişman oldum. Asistanlığımın ilk zamanlarında o ayağın şeklini alan meşhur tabanlı spor ayakkabılardan almıştım. Yine onda da rahat edemedim. En sonunda yine terlik almak zorunda kaldım. Tabii terliğin de kötü bir yanı var. Ayağınız terliyor. Bu terliklerin yanları delikli olanlar var. Onlardan almanızı tavsiye ederim. Tabii arada bir o terlikleri çıkartıp ayağınızın hava alması da çok güzel oluyor.
O yüzden de terlik kullanmak en faydalısı. Umarım bu anlattıklarım bir işinize yarar, faydası olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.